Herkese tekrar merhaba. Dün biliyorsunuz ip bağlama tekniğini ve kalan ipleri ne şekilde değerlendireceğimizle ilgili bir kısa video çekmiştim. Şimdi ilerlemeyi size göstermek istiyorum. Pratik yapa yapa daha fazla deneyim kazanırsınız ve daha fazla anlayabilirsiniz derken ne demek istediğimde şimdi ip bağlamanın ikinci videosunda bunu anlayacaksınız. Ben dün ilk kez öğrendim ve öğrendiğim andan itibaren de o videoyu çektim ve onu da zaten sizinle paylaştım. Hatta bu başladığım örgü bu şekilde boyut kazandı. Çünkü ben dijital içerik üretiyorum. Aynı zamanda örgü çok fazla yapıyorum. Benim için bu şekilde hurda ipler yani küçük minik atılması gereken hurda diye tabir edilen ipler çok fazla ama sizde olmayabilir. Olanlar da olabilir. Bunun ötesinde bu şekilde ipleriniz olmasa bile en azından iki ipi ne şekilde bağlayacağımızın daha pratik yolunu ben şu anda bunca yıldır yapıyorum örgü. Yeni keşfettiğim için de sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de bunun dışında farklı bir ip bağlama tekniği biliyorsanız lütfen benimle paylaşın. Instagram adresim Private Crocheting. Orada beni etiketleyerek veya orada diyaloğa geçerek bildiğiniz bilgiyi benimle paylaşırsanız sevinirim. Eğer bunun dışında farklı bir ip bağlama tekniği biliyorsanız eğer. Burada kalmıştık. Şimdi ben size dün göstermiştim. Hatta masanın üzerinde göstermiştim. Şimdi nasıl pratik kazandığımı göreceksiniz. İki videoyu izleyerek zaten aradaki farkı görebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla her konuda bu böyle aslında. Çok fazla pratik yaparsanız daha fazla deneyim ve daha fazla algılayıp daha kolaylıkla yapmak istediğiniz konunun üzerine giderek bunu daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Anlayarak tabii ki. Çok fazla yapmak biraz da anlamamızı sağlıyor aslında. Şimdi bu benim kullandığım ip. Kullandığım ipi her zaman bağlamak istediğim ipin üzerine koyuyorum. Koydum gördüğünüz gibi. Ve bunu iki kez doluyorum. Bir yukarı çıkardım. Tekrar 2 yukarı çıkardım. Şimdi bunu bağlayacağım. Ve her zaman 2 kez doluyorum. Ve kullandığım ipi bağlamak istediğim ipin üzerine koyuyorum. Ve düğüm atıyorum. Dünkü videoda attığım bu düğümü ben bu şekilde hep çekiyordum. Hayır, bunu bu şekilde çekmemize hiç gerek yok aslında. Bunu kendi kendime keşfettim. Sadece alttan şu şekilde sıkı şekilde çekerseniz bu zaten sıkılık kazanıyor. Öğrendiğim püf nokta buydu. Bunu kendi kendime keşfettim ve şimdi sizinle paylaşıyorum. Şurayı böyle çekiştiriyordum. İşte böyle böyle yapıyordum. Bunların hiçbirine gerek yok aslında. Yapacağımız tek şey bağladıktan sonra bu şekilde bunu çok fazla tabii ki ip kopacak şekilde değil ama sıklaşması için şu şekilde çekmek. Sonrasında buradaki fazlalıkları kesiyoruz. Zaten amaç da ipin bağlandığının gözükmemesi. O yüzden dibine yakın bir noktadan kesip şunları kenara atıyorum ve tekrar bu şekilde tutup çek ediyorum. Bakın çok fazla çekersem de düğüm yerinden değil farklı bir noktadan ip kopabilir. Gördüğünüz gibi bunu kendi kendime keşfettim. Bu da demek ki biraz pratik yaparak oluşan bir şey. Sonrasında zaten yoluma devam ediyorum. Corner to corner yaparak. Şimdi ben bu corner to corner'ı köşeden köşeye, iki köşeden iki köşeye Türkçesi tekniğiyle kelebeğin zamanı örtüsünde bunu değerlendireceğim. O örtüyü de zaten birinci bölümündeyiz.
birinci bölümündeyiz. İkinci bölümündeki aşamasında, daha doğrusu ikinci bölümde bu yaptığımız projeyi orada ne şekilde değerlendirdiğimde rahatlıkla göreceksiniz. O halde farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere.